Herkese yeni günden merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir gün, başka bir şekilde hem İstanbul'u gezeceğiz hem de birkaç tane davetim var. Geliyorum, arkadaşı gördüm bir anda. Yunan konsolosluğuna gidiyoruz önce. Hidra Belediye Başkanı gelmiş. Bizlere Hidra'yı tanıtmak üzere. Bir bakalım Hidra Adası nasıl? Ben daha önce hiç gitmedim. Belki bu sebepten dolayı Hidra'ya yolumuzu düşüreceğiz. O zaman Yunan konsolosluğuna gidiyoruz. Yolumu düşürdüm yine Beyoğlu'na. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Yunan konsolosluğunda bir davet var. Oraya geldim. Hidra Belediye Başkanı gelmiş. Bize Hidra'yı tanıtacak. Bir bakalım Hidra'nın özelliklerine, belki gideriz. Şu an için daha gitmedim. O zaman Hidra bizi bekliyor içeride. Hadi görüşürüz. Güzel ada Hidra'dan gelen belediye başkanımız Bay Yorgos Kukulakis ve bütün ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bize güzel adayı olabildiğince kısa bir şekilde anlatmaya çalışacak. Buraya geçişi bu sene içinde planlanıyor. Ayrıca ambulans var ama yok diyoruz. Çünkü o izinsiz var. Fakat genel olarak bir şey yok. Πυροσβεστική. Έχουμε, αλλά σε έπαιξε. Χτίσουμε καινούργια σπίτια, παρά μόνο να συντηρήσουμε και να ανακαινήσουμε τα υπάρχοντα. Davetten çıktım. Apar topar diğer bir davete gitmek istiyorum. Oraya yetişeceğim. Nereye gideceğim? Galata Port'a gidiyorum. Orada kulağımı deldireceğim. Solçuk mağazasında hem yeni ürünleri görelim hem de kulağımı deldireyim. Açılacak mı bilmiyorum. Herkes sıraya girmiş burada şu anda, görüyor musunuz? Hani deldirenler de var. Arkadaşlar, bak şu dövmeyi yaptırmak istiyordum ya, gördüm. Floransa bayrağının şeyi var, lale. Gördünüz mü? En çok sevdiğim şey. Ben alsam herhalde onu alırım. Gold mu, silver mi? Silver lütfen. Gold olamadık ya daha. Niye? Oldu herhalde. Evet. Arkadaşlar hiç acımıyormuş bu arada. Hazır Galata Port'a gelmişken biraz ortalığı da gezelim burada. Sonra bugün ne yapalım? Bir yolumuzu hazır buralardayken şöyle bir köprüye falan mı gidelim? Bir yerlere gidelim. Hadi gidelim. Şöyle kocaman bir kruz gemisi yanaşmış. Ah, o gemide ben de olsaydım. Beyoğlu'nda yürürken hep aklıma Candan Erçetin geliyor. Özellikle bu İstiklal Caddesi'nde yürürken onun klibi vardı ya 90'larda. O geliyor. Hatta geçenlerde bir story atmıştım bununla ilgili. Esprisini yapıp. Ama bunu gerçekten bir yıl olarak paylaşmak istiyorum. Belki paylaşırım. Tabii onun için birisi lazım. Videoyu çekecek olan. Şu anda kendi kendimi çektiğim için biraz zor tabii ki. Beyoğlu denince akla ne gelir? Yüksek tasarı gelir. Buraya da göstermeden olmaz. Beyoğlu'nda eğlencenin adresi bence burası. Çünkü güzel bir rakı masası yapmak istiyorsanız ve şöyle ortaya sere serpe masalarda oturmak istiyorsanız bence burayı keşfetmeniz lazım, etmediyseniz hala. Yüksek pasajından çıktık. Şimdi Avrupa pasajına gittik. Hemen bitişeyiz zaten. Burada da hediyelik eşyalar bulabilirsiniz. Ya İstanbul'un özellikle Beyoğlu'nun ve eski pasajları keşfetmeye değer. Yolumuzun üstünde hemen.
Çok güzel hediyeler var bu arada. Hem Yunanistan konsolosluğundan hem de Soçik'ten. Onları da açıp göstereyim değil mi? Yani göstermeyeyim mi? Etkinlik sonrası geldim Alman kafeye. Ki söyledim kendime. Yanında da biram var. Burası o kadar güzel ki. Şimdi insanları rahatsız etmek istemiyorum çekim yapmak için ama çekeceğim herhalde gizli gizli. Ama kendimi çekebilirim herhalde. Buna bir şey demeyecekler. İkinci ders mi olmamıştı? Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Bugün şahane geçti gene dolu dolu. Önce Yunan konsolosluğuna gittik. Sevgili Hydra Belediye Başkanı ile tanıştık. İyi ki tanışmışız. Hydra hakkında bilgiler edindik. Orayı tanıdık daha gitmeden. Oraya gitmemiştim çünkü. Şimdi artık rotamın üzerinde. Şimdi Atina'ya gideceğim 24 Aralık'ta. 2 Ocak'a kadar hem Noel'i orada kutlayacağım. Hem de yılbaşını orada kutlayacağım. Uzun bir süre, 9 gün. O sebepten dolayı belki Atina'dan gidebilirim çünkü 1,5 saat sürüyormuş. Olabilir, plana ekleyebilirim. Hazır Belediye Başkanı ofisinin yerini de öğrendim. Önce şuradan başlayalım bence. Çünkü heyecanlı. Çünkü şey, Hydra'dan gelen hediye de varmış içinde. Şunu şöyle alayım. Bu var. Yakında yolculuğum. Artık sürekli Atina'ya gittiğim için ezberleyeceğim yani bunu, ezberleyeceğim yani bunu. Visit Greece, harita var. Burada çok güzel bir not defteri var. Zaten Hydra, Hydra Adası'nın bilgileri var. Bunlar incelensin. Aa, bundan var bende. Olsun, yedek olsun, valiz şeyi. Bu ne? Burada bir şey var. Vallahi bilmiyorum, bir şey var burada. Şöyle bir şey var. İçinde ne var? Power bank. Arkadaşlar, çok güzel. Hem araç için, hem normal. Ne kadar da minik, tam lazım olacak şey. Ve... Ha, manyet var galiba bir de. Yo, burada şey var, manyet zannettim ama USB içinde bilgiler var. Ve Hydra'dan gelen... Ha, yemek gelmiş. Kurabiye mi bu? Bir şeyler var, tatlı. Sabun. Zeytinyağı. Ay, baharatlar. Ve magnet, Hydra magneti. Burada kekik var, süper. Ay, çok teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum. Geldi sıra günün ikinci paketine. Vallahi bilmiyorum ne bu. Parti mi? Toplayalım o zaman, açalım hemen. Ah, biraz zor. Ay, inşallah böyle çok sevdiğim Akdeniz kokuları falandır yani, bilmedim. Bilmedim, bilemiyorum. Heyecanlı. Kadın mı erkek mi anlamadım, yanında bir çiçek var ama fark etmez, unisex olabilir yani. Aa, süper. Fresh, deniz kokusu böyle. Fresh, deniz gibi kokmuyor tabii ama hani o denizde hissettiğiniz yazlık bir koku gibi. Hoş. Güzel yani. Sevdi onu bunu. Kapatamadım. Şimdi içinde başka bir şey daha var galiba. Galiba var. Ne var? Ne var? Ha, yılbaşı hediyeleri gibi oldu bunlar. Dur, düşünmüyorum içinde bir şey varsa. Ne var bunda? Kapıya da çok güzel açılıyor. Ah, bileklik var. Arkadaşlar, şöyle bir şey. Gördünüz mü? Hoş. Ama şimdi çıkartamam. Dışarıdayım. Vallahi sizin için dışarıda şey yaptım yani. Paket açtım. Her neyse. Evet arkadaşlar. Gün böyle geçti.
benim için. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, Instagram'dan beğenmeyi, beni her yerden beğenmeyi ve takip almayı unutmayın. Çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.